Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, böyle kolay herkesin yapabileceği lezzetli, doyurucu bir pırasalı, patatesli börek yapmak istiyorum. Çok basit yapımı ve malzemeleri. Öncelikle hamur için bir su bardağı sütümüz, bir su bardağı normal suyumuz var ve aldığı kadar un kullanacağım. Bir paket yaş mayam, bir paket kabartma tozum. Hamurun içine bir yumurta, diğer yumurtayı sarısını üzerine süreceğim. Yarım çay bardağı kadar böyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Ve yeterince tuzunu ilave edeceğim. İç malzemesi için de bu pırasaların uç kısımlarını yemeğe kullanıyorum. Arka böyle yeşil kısımlarını da börek yapmak için kullanıyorum. Önce güzelce bunu sirkeli suda beklettik, doğradım ve patates haşladım. Patateslerimizi şimdi soyuyorum. Pırasaların içine rendeliyoruz. Yeterli tuzunu ve burada birer çay kaşığı kekik, toz biber, karabiber, pul biber var. Bunları buna karıştırıyoruz. Ve işlemlere başlıyorum. Öncelikle patateslerimizi soyuyoruz. Evet, öncelikle hamurumuzu hazırlıyorum. Sonra içini hazırlayacağız. Evet. Ocakta ılıttığımız sütümüzü ve suyumuzu, yoğurma kabımızı alıyoruz. İçine öncelikle mayamızı ilave edip şöyle elimizle biraz ezdiriyoruz. Tabii ki mayalı hamurlarda hemen şeker kullanıyoruz. İsteyen toz şeker, bir yemek kaşığı, isteyen 2-3 tane kesme şeker ilave ederek şöyle güzelce biraz karıştırıyoruz. Ve 1-2 dakika bekledikten sonra bir tane yumurtamızı ilave ediyoruz. Güzelce bir daha karıştırıyoruz. Ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Biraz daha karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Yani meşhur kulak memesi yumuşaklığında olana kadar. Tabii ki sıvıları yaptık ve şimdi kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuzu yoğururken yeterince tuzumuzu da ilave ediyoruz. Bu tuz oranını gene dediğim gibi içindeki malzemeyi de katacağımız için herkes kendisi ayarlamalı diye düşünüyorum. Ama bir tatlı kaşığı yeterlidir bence. Bir güzelce hamurumuzu iyice yoğuruyoruz böyle kulak memesi yumuşaklığı olana kadar. Evet, hamurumuzu güzelce yoğurduk. Kıvam bu. Yumuşak, böyle ele yapışmayan, çok sert olmayan bir kıvama getirdik. Ve güzelce ister sofra bezine, ister mutfakta kullandığımız herhangi bir temiz havluya, streçe ya da hiçbir şey yapamıyorsak çabucak olması için hemen böyle bir temiz giydiriyoruz. Ve bu mayalanırken, bir kenarda kabarırken biz içine hazırlıyoruz. Patateslerimizi soyduk ve pırasamızın içine patateslerimizi güzelce kalın kısmıyla rendeliyoruz. Hepsini şöyle güzelce soyduk ve rendeledik. Güzelce şimdi bunları içine, buraya ayırdığımız baharatlarımızı katıyoruz. Gene bir tatlı kaşığı olacak şekilde tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve daha güzel karışması için, lezzet vermesi için gene şöyle 2 yemek kaşığı kadar yağımızı ilave edip bunları güzelce karıştırıyoruz. Evet, içimizi de güzelce karıştırdık ve içimiz de şu an hazır. Evet, işte hamurumuzu çok bekletmeye gerek yok. Böyle içini hazırlayana kadar bekledi. Ve şimdi yanına unumuz var. Hamurumuzu buraya alıyoruz. İçine yapmamız için sıvı yağımız var. Onu yanımıza alıyoruz. Ve hamurumuzun içine katacağımız harcı alıyoruz. Ve Bismillahirrahmanirrahim deyip hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. İster beze yapıp keserek yaparsınız, ister direkt hemen böyle bir parça kopararak
Şöyle güzelce. Biraz altına, biraz üstüne un gelecek şekilde ve güzelce şöyle ister merdane ile ister oklava ile nasıl arzu ediyorsanız şöyle güzelce açıyoruz. Ara sıra un yaptırarak üstüne ve böyle genişletiyoruz çevire çevire. Her bir tarafını çevirttiriyoruz her yaptığımızda. Sürekli böyle un yaparak ve her yaptığımızda başka bir yeri böyle çevirttirerek genişlemesini, açılmasını ve incelmesini sağlıyoruz. Yani böyle yapamıyoruz diyorsanız şöyle yapa yapa da açabilirsiniz. Böyle güzelce bu şekilde de yapabilirsiniz. Ve hamurumuzun her yerini düzgün olacak şekilde açmaya çalışıyoruz. Böyle yapabilirsiniz. Dengeli olması için güzelce inceltiyoruz. Çok kalın olmayacak. Ona göre güzelce açacağız. Ve ara sıra yapışmaması için şöyle hafiften bir un yapıyoruz. Böyle dağıtıyoruz her yerine. Ve güzelce gene devam ediyoruz açmaya. Evet. Çok basit bir börek. Kimse zorlanmayacak. Herkes yapabilir yani. Ben mutfağa giremem, ben yumurta açamam diyen bile inanın bana kolaylıkla yapabilir. Çok güzel bir şekilde böyle açıyoruz. Evet. Yufkamızı çok güzel açtık. Bakın gayet güzel oldu maşallah. Subhanallah. Böyle güzelce. Fırın tepsiniz eğer böyleyse ben buna göre yapıyorum. Benim fırınım mini fırın çünkü. Ama varsa double fırınınız partlıysa bu börek aslında böyle bu yuvarlak tepsilerde daha güzel oluyor. Benim normal olduğu için ben bu tepsime göre yapıyorum. Açtığımız yufkaya aslında margarin yapılıyor ama ben margarin çok katı, zararlı olduğu için pardon. Genelde sıvı ile yapıyorum yıllardır. Sıvı yağı böyle her yerine ister elinizle ister fırçayla yayıyoruz. Ben el lezzetine inandığım için elle yapıyorum ve harcımızdan güzelce her yerine gelecek şekilde böyle düzgün bir şekilde her yere dağıtıyoruz. Eşit olacak şekilde. Ve böyle buradan başlıyoruz. Yavaş yavaş hafif böyle elimizde de böyle genişletir gibi yaparak güzelce bunu kırıyoruz, sarıyoruz ve ortasından olacak şekilde böyle etrafına sarıyoruz. Bu bitene kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Evet, böyle tekrar tepsimiz dolana kadar hep açıyoruz. Açtığımız yufkaya gene şöyle bir yemek kaşığı kadar yağımızı gezdiriyoruz ve gene elimizle böyle her yerine gelecek şekilde veya böyle de yapabilirsiniz. Böyle fırçayla sürebilirsiniz. Yani mutfakta çareler tükenmez. Ve malzememizden gene böyle her yerine gelecek şekilde güzelce dağıtıyoruz. Ve güzelce gene böyle elimizle yaptıra yaptıra güzelce böyle hafif de böyle yaptırıyoruz incelik daha düzgün durması için. Ve gene aynı şekilde bu kalan yerden böyle devam ettiriyoruz dolayarak kadar. Bu işlemi sonuna kadar devam ettiriyoruz. Evet, tepsimizi bu şekilde böyle yaptık. Şimdi üzerini güzelce şöyle bir bezle örtüyoruz ve bu beklerken yani yaklaşık fırınımız 200 derecede 20 dakika 15 dakika ısınırken bu da mayalanıyor ve sonra fırına vereceğiz. Evet, ben beze yapmadım ama böyle yapabilirsiniz. Bu büyüklük yetiyor işte. Yani yumurta büyüklüğünde hemen böyle güzelce bu kadar yeterli yani. Açıyorsunuz. Evet, benim yaptığım malzemelerden iki tepsi çıktı böyle. Şimdi önceki yaptığım tepsimin üstüne örtüsünü alıp diğer tepsimi örtüyorum. Ve bir tane yumurtanın sarısını bir yemek kaşığı sıvı yağla şöyle güzelce karıştırıyorum. Güzelce böreklerimizin üstüne sürüyorum.
ve ısıttığım 200 derecelik fırına pişip kızarana kadar altı üstü veriyoruz. Yani çörek otu, susam sepelemek isteyen olursa yapabilir. Ben yapmıyorum. Sade olarak böyle pişiriyoruz. Şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Ve fırına gönderiyoruz. Evet, böreğimiz fırından çıktı ve çok güzel mis gibi kızardı. Üstüne böyle hafif bir su yaparak şöyle bir mutfakta kullandığımız temiz havlumuzu bezimizi örtüyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika duruyor. Sonra servise hazırlıyoruz. Evet, böreğimiz biraz bekledi ve istediğimiz şekilde kesebiliriz. Ama en güzeli bu tarz kesim böyle. Ve güzelce sunuma böreğimiz hazır. Evet, bu örtüyü benim yakın takipçim Zeynep Hanım yollamış. Sunumlarda kullanın diye kendine çok çok teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun, kesesine bereket diyorum. Ve böreğimiz yenmeye hazır. Çok güzel, muhteşem bir börek oldu. Allah'ım yedirmeyi nasip etsin. Gayet güzel. Sunumu, lezzeti, her şeyi harika. Kolaylıkla herkesin yapabileceği bir börek. Allah yedirmeyi nasip etsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.